Arkadaşları zamanla karşı yarışıyorlardı. Brandon'ı yeraltı prensesinin elinden kurtarıp düğünü engellemeye çalışıyorlardı. Sonunda sevgi cini Amor güne damgasını vurarak her şeyi yoluna koydu. Ve kahramanlarımız hep birlikte Alfia'nın yolunu tuttular. Gizemli Taş. Bu doğru. Bloom birisini öpmek üzereydi ama bu Prens Sky değildi. Durun. Peki sen kimsin? Kendimi tanıtmama izin verin. Ben iri kulaklı ayı. Eminim sizi çok şaşırtmadım ama geç kaldığım için çok üzgünüm. Hikayeyi kaçırmadım umarım. Sen konuşabiliyorsun. Hı hı. Hey, koca oğlana biraz yer açmaya ne dersiniz? Öyleyse hikayeyi en başından bir kez daha anlatacağım. Her şey Nimbus kasırgası denilen korkunç kasırganın tüm Alfia'yı ve Magix krallığını vurmasıyla başlamıştı. Ancak bu fırtına sadece meydana gelmek üzere olan gizemli bir olayın hazırlayıcısı oldu. Çok garip bir şey. Hatta periler bile bunun ne olduğu hakkında bir şey bilmiyorlardı. Pürüzsüz ve gizemli dev bir kaya ortaya çıkıverdi birdenbire. Yer altından, tehlikeli görevlerinden dönmekte olan kahramanlarımız bunun varlığından henüz habersizdiler. Hey, işte döndüler. Tamam. Evet. Bloom'un dönüşünden dolayı heyecanlı olan arkadaşımız Kiko, onun için özel bir hediye yapıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi bütün gözler biz cinlerin üzerindeydi. İçimizden üçü bağlanmıştı. Tekno ve Digit biz dönerken sohbet odasında konuşmuşlar ve ilk görüşmeyi bekliyorlardı. Ve kocaman bir sarılış. Tun ve Misa birçok ortak yönlerini keşfettiler. Wow, bu kulaklıklar benzersiz. Evet, aslında onlar benim saçlarım. Ve Shata Flora'ya sırlarını anlatmak için hiç zaman kaybetmedi. Hadi söyle bana. Söyledim ya, erkek arkadaşım yok. Bir erkek arkadaşın yok mu? İki tane olmalı. Hadi utanma. Ayrıntıları söyle bana. Uzun mu, esmer mi? Akıllı mı, sıcak kanlı mı? Alpia'ya hoş geldiniz cinler. Hadi içeri girelim de sizlere yiyecek bir şeyler ikram edeyim.
Ne o Kiko? Bir kız seni ilk kez mi ekiyor? Tamam, tamam kızma. Paragon'da perilerin Alfia'ya yeniden güvenli bir şekilde dönmelerinden çok mutlu olmuştu. Ancak ertesi sabah Winx'leri ciddi bir meseleyi konuşmak üzere ofisine çağırmıştı. Öncelikle son görevinizi başarıyla tamamladığınız için sizi kutlamak ve sağ salim geri döndüğünüz için ne kadar rahatladığımı söylemek istiyorum. Layla ve arkadaşlarının getirmiş olduğu kanıtları inceledikten sonra düşmanımızın düşünmüş olduğumuzdan daha güçlü olduğu sonucuna vardık. Dikkatle izleyin. Bundan 16 yıl önce tüm Magix yok olmanın kıyısına gelmişti. Karanlık ve kötü bir güç boşluktan meydana çıktı ve işte bu da sonuncuydu. Ama bu benim gezegenim Domino'yu da yok eden 3 eski cadıydı. Bana bunu söylememiş miydiniz? Evet ama aslında sonradan kendilerinin istediklerini yapacak olan gölge yaratığının emirlerini yerine getiriyorlardı. Bugün Otrix'in desteğini almış durumda. Korkarım geçmişin tekrarlanması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tüm bunları yapan şeyin cücecinleri kaçıran da aynı şey olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Tarif ettiğiniz canavarları, yaptıkları büyüleri ve gölge kuşuna dönüşmelerini düşünecek olursak bu Lord Darkar'dan başkası olamaz. Ama neden dönsün? Ne yapmaya çalışıyor olabilir? 3 cadıları Griffin, Saladin ve ben durdurduk. Tapınakların efendisi de Lord Darkar'la ilgilendi ve onu karanlıklara geri gönderip derin bir uykuya neden olacak büyü yaptı. Bu da Darkar intikam peşinde demek oluyor. Doğru. Ayrıca tümüyle yenilmez olmak için evrendeki tüm güçlere de sahip olmak istiyor. O halde neden cinleri kaçırdı? Onların köyünü bulmak istiyordu ama neden? Bu kadar değerli ne olabilir? Şimdi önemli olan savunmada olmak. Nerede olursak olalım gücü bizi etkilemeye yeterli olacaktır. Paragon da bizden bir şeyler saklıyor. Hiç böyle yapmazdı. Ve şimdilik cüce cinler burada Alfea'da kalabilirler. Ama benim gerçekten Pif'le birlikte köye dönmem gerekiyor. Hayır, kesinlikle olmaz. Darkar hareketlerimizi izleyebilme yeteneğine sahip. Bu yüzden cinlerin köyüne gidecek olursanız ona da harita vermiş olursunuz. Ve sana gelince Layla. Seni bizimle Alfea'da kalmaya davet ediyorum ve okulumuza hoş geldin diyorum. Teşekkür ederim efendim. Ben de kalmaktan mutluluk duyacağım. Yaşasın. Hadi kızlar, şimdi gitme zamanı. Önünüzde çok zorlu bir okul yılı var. Paragon da çok disiplinli bir okul müdüresi gibi gözüküyor, değil mi? Yanında ben oldukça Flora hiç kalmayacak. Ve benim teknem sınıfı birincilikle bitirecek. Eminim ki Bloom beni asla hayal kırıklığına uğratmaz. Bizim yardımımızla başarı kaçınılmazdır. Vardır, her şey yolunda gider. Bu onlardan biri değildi. Olmadığını biliyorum. Haklısın teknem. Bu sandviç bana yüz bakım ve makyajından daha fazla yamalı oldu. Ben Faragonda'nın bizden bir şeyler gizlediğini düşünüyorum. Ne olamaz. Bloom, sen herhangi bir şey bilmiyorsun değil mi? Hayır, bunların hiçbirini ben de beklemiyordum çocuklar. Biliyorsunuz Faragon da bize Lord Darkar'ın cinlerden ne istediğini söylemedi ama bahse girerim her şeyi biliyor. Layla senden ne haber? Bununla ilgili ne biliyorsun? Hiçbir şey gerçekten. Anlamıyorum. Neden Faragon da bizden bir şeyler saklasın ki?
Sanki artık bize güvenmiyor gibi. Sadece cinlere ne olduğunu düşünün. Önce kaçırıldılar, sonra nasıl olduysa serbest bırakıldılar. Ve Trix'i de unutmayın. Onlar nasıl manastırdan kaçmayı başardılar? Beni düşündüren şey nasıl bu kadar güçlendiler? Herkes dinlesin. Paragonda'dan acil mesaj. Aa, bir dakika, nedir o? Ne, bir şey mi oldu? Aslında hatırlamıyorum. Ama ben onu yazdım. Sevgili Winx kızlarım, en sıkı giysilerinizi giyinip benimle gölün kenarında buluşun. Bu çok acil, Paragon'da. İşte bu kadar. Bakın, işte orada. İşte sizi bu yüzden çağırdım. Bu kaya parçası gizemli bir şekilde bu gece ortaya çıktı. Ve son zamanlarda olanlara bakılırsa bu beni oldukça rahatsız ediyor. İnanılmaz. Bu ne metal ne de mineral. Tanımlayamıyorum. Sanki hiç yokmuş gibi. Bloom, Stella, Layla, Misa, Flora ve Tekna. Tüm gücünüzü kullanın. Bunu ne pahasına olursa olsun yapabilirsiniz. Bazı zamanlar yağmur yağmaz. Adeta bardaktan boşalır. Ve her ne yanlış yaparsak önemli olan umudunu kaybetmemektir. Gidelim. Neden periler bizi bırakıp da gidiyorlar? Bilmiyorum. Flora da bana söylemedi. İşte geldik. Herkes hazır mı? Emin olabilirsin. Hadi şuna Winx'e neler yapabileceğini gösterelim. Evet. Winx büyüsü. Hepiniz boşuna dönüştünüz çünkü Güneş ve ben onu ufacık parçalara ayıracağız. Al bakalım. Ha? Evet. İşte ben. Buna inanamıyorum. Sarık bile oluşmadı. Flora gidelim. Tamam. Su girdabı vuruşu. Herkes geri çekilsin. Al bakalım. Seni aptal kaya parçası. Bizim sıramız. Yoksa burada yağmurun altında oturup aptal bir kayaya bakmaya mı devam edeceğiz? Nimbus kasırgası gündüzü geceye çevirmişti. Fakat şimşekler de geceyi gündüze çeviriyordu. Bloom daha dönmedi değil mi? Hayır, çökmüş bir hard disk kadar inatçı. Eminim iyidir Flora. Bilmiyorum, çok geç olmaya başladı. Neden telefonunu açmıyor ki? Sabahtan beri ona ulaşmaya çalışıyorum.
Sorun ne? Sanırım Bloom sensiz eğleniyor. Bir yere gittiğini bana söylemesi gerekmez miydi? Sadece ona bir şey olmasından endişeleniyorum. Muhtemelen artık her şeyi biliyorsunuz. Durum oldukça kritik. Bunlar gizliliğini korumalı. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bence gidip Bloom'a bakmalıyız. Yağmurdan ıslanmaktan yorulunca geri gelir. Bu arada sanki bizi istemiyormuş gibi davranıyor ya neyse. Şu kaya. Nereden geldiğini çok merak ediyorum. Nasıl böyle bir yapısı olabilir anlamıyorum. Neden burada Alpheia'da? Bir sebebi olmalı. Olamaz. Elektrikler kesildi. Ama bu imkansız. Alpheia'nın ışıkları büyüyle beslenir. Sizce de şimşeklerin bununla bir ilgisi olabilir mi? Ha? Kulaklarım. Bu çok garipti. Bu da ne? Layla, bu sen misin? Ha? Olamaz. Bloom. Bulutlar kaybolduktan sonra her şey yeniden normale döndü. İyi ya da kötü. Tamam. Hazırlık sınıflarınızı başarıyla tamamladığınıza göre bir üst seviye derslerinize başlamanın zamanı geldi demektir. Çok sıkıcı. Müdüre yerine bir ekran koruyucusunu izlemeyi tercih ederim. Bu gizemli adamın kimliğinin sonunda ortaya çıktığı andı. Bu bizi Trix'in elinden kurtaran kahraman. Size ünlü Malakoy Akademisi uzmanlarından birini tanıştırmama izin verin. Fakültemize benim özel ricamla katılıyor kendisi, Profesör Avalon. Onu görmek beni heyecanlandırıyor. Çok çekici biri. Gözlerimi ondan alamıyorum. Evet, uzmanlığını çok merak ediyorum. Profesör, şu kayayı yok edebilir misiniz? Dapis dura et fraim, et frangam et communiam. Bu tanık olduğunuz şey teknik büyüdür kızlar. Şimdiye kadar içgüdülerinizle kendiliğinden olan büyüler yaptınız. Bunlar geçen sene öğrendiğiniz yeteneklerdi. Bu tümüyle yeni bir zorluk derecesi. Teknik büyü mü? Farkı nedir peki? Bu büyüler doğru analizler ve kesin telaffuzlarla yapılabilir. İşte bu da Profesör Avalon'un uzman olduğu konu. Efendim, bir soru sorabilir miyim? Hangi teknik büyünün bu kayayı yok edebileceğini nereden anlayabiliriz acaba? Çok kolay. Taşı ben yarattım. Size yeni derslerinizin önemini en güzel bu şekilde anlatabileceğimi düşündüm. Bu harika. Önce aptal bir kayaya takıldılar. Şimdi de profesör çıktı. Perilerimizin bizi şimdiden unutmalarını anlayamıyorum. Onları göle doğru biraz uçmaya çağırmaya ne dersiniz? Evet. Evet kızlar, ders bitmiştir. Ama sorularınız varsa eminim profesör onları yanıtlamaktan zevk duyacaktır. Benim bir sorum var profesör. Evet benim de. Bakar mısınız profesör? Ne isterseniz sorabilirsiniz. Ben sizin için buradayım. Profesör, teknik bir soru sorabilir miyim acaba? Devam et. Bu ders yılında çalışacağımız büyülerle ilgili olarak çok teknik mutsuzum. Büyülerin oranları Bloom neler olacak hiç acaba? Fark etmiyor. Tam olarak ne demek oluyor?
Sorunu dil bilimsel doğru analizler. Bu yeni profesör belki de bana gerçek anne babamı bulmamda yardımcı olabilir. Kullandığınız dil ne diliydi? Çok etkileyici tonları vardı. Profesör dersiniz çok mu zor? Profesör Avalon, bana kişisel araştırmalarımda yardımcı olur musunuz acaba? Öğleden sonra ofisimde olacağım. Gelip beni görebilirsin. Orada olacağım. Ama Bloom, bugün dolaşmaya çıkacaktık. Üzgünüm, gelemem. Flora! Ha, ne? Ertesi akşam Profesör Avalon'a hoş geldin partisi vardı. Ama kimse parti havasında değildi. Sky, o sadece bir profesör. Neden endişeleniyorsun ki? Bloom hiçbir çağrıma yanıt vermedi. Ona ne olduğunu görmek istiyorum. Hepsi bu. Bizi davet etmediler. Partiyi basmayı düşünmüyorsun değil mi? Hayır. Sadece bir ağaçtan izleriz. Hadi. Sky bak. Sincaplar. Sanırım onları rahatsız ettik. Hey Brandon bak. Parti çoktan başlamış. Bizim profesörümüz olduğunuz için çok mutluyuz. Ve bilmenizi istedik ki hepimiz çalışmaya ve öğrenmeye çok hevesliyiz efendim. Sabırsız olacağınızı biliyordum. Ve bu yüzden gelirken yanımda sizin kayaya karşı çalışmalarınızın analizlerini de getirdim. Bizi mi izliyordunuz? Ben görmek istiyorum. Dur bakalım. İkiniz de durun. Son hatırladığım bu bir partiydi sanıp değil, değil mi? Olamaz. Bloom'un konuştuğu adam da kim öyle? Sanırım sincaplardan birine vurdun. Lütfen profesör, bize çalışmalarınızı göstereceksiniz değil mi? Sıkı çalıştın Bloom. Hadi, benimle ilgili ne yazdığınızı okumak istiyorum. Bekle, önce sana açıklayayım istersen. Hadi ama profesör. Bloom, sanırım profesörü bir... göremedin mi daha? Sanırım öyle ama daha emin değilim. Sky, sincapları göremiyorum artık. Neredeyse başarıyor muydun? Aslında... Bir vuruş daha bitirecek miydin? Pekala. Olamaz. Tam da bir şeyler görmek üzereydim. Biliyordum. Keşke kendimi çok yormasaydım. Ve sonunda her şey mutlu sonla bitti. Ve iki sincap sonsuza dek mutlu yaşadılar. Teşekkürler. Harika dinleyicilersiniz. Sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde uzmanlar perileri büyük açılış partisine davet edecekler. Kızılçeşme Okulu'nda Flora yakışıklı Helya ile karşılaşacak. Peki Helya onlara Darkrai'nin canavarlarıyla savaşmak için yardım edebilecek mi dersiniz?